İyi akşamlar efendim. Herkese merhaba. Saatlerimiz yine 18'i gösteriyor ve biz yine BRT HD 1'de sizinle birlikteyiz. Ben Mustafa Ufuk Çelik ve konuğum Mustafa Avcın'la birlikteyiz. Evet, bugün Rauf Raif Denktaş Üniversitesi'nden biraz bahsedeceğiz. Hemen onun bir başka fakültesi olan Uluslararası Ekonomi ve İşletme Fakültesi'ne bakacağız. Ve onun da yine bölümler arasında gezintiler yapacağız. Yani biraz aslında ekonomiye değinen bir program olacak ama tabii ki Rauf Raif Denktaş Üniversitesi'ni birazcık tanıyacağız, konuğumuzu tanıyacağız ve ondan sonra laf lafı açacak ve yine eğitim için burada konuşmuş olacağız. Onun öncesinde tabii ki konuğuma hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mustafa evet, Bey. Evet, uluslararası, isterseniz siz bölümünüzü söyleyin bize. Tabii. Hem de sizi tanımış olalım bu arada. Tabii. 1958 Limassol doğumluyum. Girne Anafartal Lisesi mezunu olup. Yüksek tahsilimi İngiltere'de, önce ön lisans, sonra lisans, yüksek lisans, Middlesex Üniversitesi'nde tamamladım. Ayrıyeten pedagojimi İngiltere'de tamamladım. İngiliz Eğitim Dairesi sertifikalı hocasıyım. Çok güzel. Hayatımın, yani eğitimimden sonra 6 yılımı İngiliz okullarında eğitim vererek, özellikle işletme ve ekonomi üzerine. Daha sonra 2010 yılında dönüş yaptım Kıbrıs'a ve Levent Koleji'nde işletme ve ekonomi dersleri vermek üzere 9 yıl çalıştım. Ondan sonra 9 yıldan sonra üniversiteye geçtim. Şu anda Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölüm Başkanlığı'nı yürütmekteyim. 2 yıl önce de işletme idaresi bölüm başkanlığı yapmıştım. Ayrıyeten digital marketing ve digital marketing ile birlikte turizm ve hospitality, yani otel işletmeciliği programlarında koordinatörüyüm. O harika. Şimdi niye harika diyorum hocam? Şöyle, biz genelde böyle işte tam olayların bazen merkezinde olduğunuz zaman dışarıya çıkıp bakma durumu biraz daha zor oluyor. Ama farklı farklı eğitim dallarından, ana bilim dallarından, farklı eğitimlerden gelen insanlar aslında olayları çok daha iyi fark edebiliyor. Kesinlikle. Siz, mesela yurt dışındaki eğitimi biraz sonra soracağım size. Orada nasıldı? Biz hep Kıbrıs içerisindeki eğitimi genelde tartışıyoruz, konuşuyoruz ama biraz kıyaslama durumumuz da olsun istiyorum. Yani Türkiye'deki Kıbrıs'taki orta öğretim dediğimiz bölüm ya da orta öğretim bölümündeki yaşlar İngiltere'de acaba nasıl öngörülüyor, neler yapılıyor? İngiltere'deki eğitim sistemi nasıl? Birazcık ondan da bahsedelim eğer isterseniz. Tabii İngiltere'de bulunduğum sürede, tabii şu andaki mevzuatın ne olduğunu tam bilmiyorum ama İngiltere'de bulunduğum dönemde ben 9, 10, 11 ve 12. sınıflara ders veriyordum. O... Ama çok güzel, çok özür dilerim. Kesiyorum ama şunun için. Hocam orada 9, 10, 11. sınıflara verdiğiniz dersler aynı yaşlarda döndünüz ve buraya sonra bir başka özel kolejde ders vermeye başladınız. Şimdi siz en güzel aradaki farkı tespit edebilen ya da görebilen eğitmenlerden bir tanesiniz. Ne farkı var orayla bunun arasında? Aslında farkı yok. Çünkü 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilerimizin önce GCSE dediğimiz International IGCSE, daha sonra da A-Level yaparak üniversitelere gönderiyoruz. Evet. Yani kolejlerde hem İngiltere'de hem de burada bulunan gerek özel kolejler gerek TMK ve devlet kolejleri olsun, bu yöntemi uygulayarak üniversitelere öğrencileri gönderebiliyor. Evet. Yani sistem değişmiş değil. Zaten examining board dediğimiz, yani sınavları yapan işte Edexcel, Cambridge, OCR gibi kuruluşların burada sınavları yapılıyor. O sınavlarda başarılı olan öğrenciler de özellikle A-Level yaparken AS yaparsa 2 ünite yapar, A2 yaparsa 4 ünite yaparak istediği üniversiteyi başarıyla gönderilebilir. Yani eğitimin aslında birazcık içeriğinden bahsetmek istiyorum. Olaya bakış, öğrencinin öğrenimine bakış, öğretime bakış, bunlar farklı olmalı galiba. Yani bilmiyorum ama
Şimdi farklı derken neyi kastediyorsunuz Mustafa? Yani şöyle mesela bir Polonya'da farklı bir uygulama var. Almanya'da farklı bir uygulama var. Şimdi özellikle Güney Kore çok farklı bir uygulamayla devam ediyor. Yani biz daha çok bu özellikle Avrupa eğitim sistemini tanıyan bilen insanlarla ya da özellikle Uzak Doğu'da zaman zaman bu konuları araştıran hocalarımızla konuştuğumuzda mesela orada daha çok temel bilgiler, sosyal hayatın içerisindeki öğrencinin, bunun içerisinde ahlak var, bunun içerisinde kültür var, bunun içerisinde aile yaşamı var, bunun içerisinde toplumsal yaşam var, bunun içerisinde örfler, adetler, gelenekler, görenekler var. Ama bilgiyle harmanlanarak veriliyor ve daha çok öğrencinin sosyal toplum içerisinde birey olma çabasına yardımda bulunuluyor. Sanki bizde biraz daha fazla işin eğitim değil de öğretim kısmıyla, yani müfredatla fazla ilintiliyiz gibi geliyor. Bu anlamda bir kıyaslama istemiştim sizden. Tabii. Şimdi bu bir öğretim felsefesidir. Bana sorarsanız beş temel unsura önem vermemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi eğitimin esasiyeti nedir? Amacı nedir? Amacı ne olmalı? Doğru birey ve doğru bir toplum yaratmaktır. Evet. Bu birinci faktör olabilir. İkincisi, eğitimin bir diğer amacı iyi bir yaşam için bilgiye ulaşmak ve bilgiye dayalı olmaktır. Üçüncüsü ise çağdaş eğitim yaratabilmek adına, ki bir konsepttir, bilimsel gelişmeyi, yaratıcı işbirliğini ve bilgiye ulaşmanın yollarını bulan ve öğrendiklerini hayata geçiren bireyler yaratmaktır. Dördüncüsü ise eğitim herkes içindir. Yani bireyi, aileyi, sosyal çevreyi ve toplumu hedef almalıdır. Yani müfredat derken o ayrı bir şey. Ders müfredatından bahsetmiyoruz. Biz genel olarak eğitimin müfredatında bunlar olmalıdır. Bunu bir felsefe haline getirmemiz gerekir ve bunu herkese söylememiz gerekir. Beşinci unsur da ne olabilir? Avrupa standartlarında öngörülen bir eğitim. Şimdi ben üniversitemizde yaptıklarımızı ve ikinci yılımızda hem YÖK onayını almak hem de ön şartsız 5 yıl süreyle FİBA akreditasyonunu nasıl aldığımıza değinmek istiyorum. Kısaca ona değinelim. Tabii, tabii. Şimdi, kaç fakültemiz var hocam? Rauf Rahit Denktaş Üniversitesi. Şu anda Ekonomi İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar İşletmeci, Information Technology dediğimiz 4 tane fakültemiz var. Bir de hukuk var. Uluslararası ilişkiler ve hukuk var. Fakülte çatısı altında mı? Evet. Yani bu fakülteler mevcuttur. Şu anda faaliyettedir ve yürütüyoruz. Hem Türkiye'den yani yurt dışından da öğrenci alabiliyor. Hem evet. AKTC'den alabiliyor. Evet. Doğru mu? Evet, bu sene kitapçıkta var değil mi hocam? Tabii ki. Tabii ÖSYM kitapçığında var. Evet, var. Bölümler var. 70 kontenjanımız vardı. 28 öğrenci kaydoldu. Sizin bölüm için tabii ki. Hayır, genel bütün bölümler için 28 öğrenci. Bizim bölüm için daha rakamları öğrenmedik ama tabii ki var. Öğrencimiz İşletme ve Ekonomi Fakültesi'ne kayıt yaptıran. Özellikle işletme programı. Şimdi şuna atıfta bulunmak istiyorum. Biz programlarımızı köklü kurumlarla kıyaslayarak, meslek kuruluşlarıyla istişare ederek, uzmanlar dahil onların görüşlerini de alarak oluşturduk. Ama bu programları oluştururken sırasıyla Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı Yeterlilik Çerçevesi, Hayat Boyu Öğrenim İçin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu hem işletme, bankacılık, finans hem de hukuk ve uluslararası programlarımızı akreditasyonunu kazandık. Yani burada değindiğim nokta şu, öğrenim müfredatımızı, yani kullandığımız müfredatın öğrenim çıktıları ile program çıktılarının örtüşmesini sağlamak için Avrupa öğrenim yüksek öğrenim alanı yeterlilik çerçevesini kullanmaktayız.
Bunun kanıtı neydi? İşte 2 yıl içinde, yani ben başladım 2019'da, 2022'de YÖK onayı ve arkasında da FİBA akreditasyonunun geldi. Aldığımız bir kanıtıdır. Fakülteniz için konuşuyorsunuz. Tabii doğru bizim işletme yani, programı ile banking finance, yani bankacılığı finance. Fakültenin içerisinde 2 ayrı bölümümüz var. Evet. İkisi içinde. Evet. Çok güzel. Yani bu şekilde... Akreditasyonlara sizce öğrenci ne kadar ilgi gösteriyor? Çok ilgi gösteriyor. Hatta bazı öğrencilerimiz de o ilk 2 yıl içerisinde kaybettiğimizi de söyleyebilirim. Ama ne zaman gelmek istemedi. Fakat akreditasyonu aldıktan sonra işler biraz daha değişti ve olumlu sinyaller aldık ve öğrencilerimize de o motivasyonu verdi ki gelip kayıtlarını yaptılar. Ama artık aslında çok güzel bir şey değil mi hocam? Yani kesinlikle. İnsanların fakülte seçerken, şehir seçerken, program seçerken adayların bu akreditasyonlara bakmaları, eğitim öğretim elemanları ya da donanımlarına dikkat kesilmeleri, internet üzerinden bunları araştırmaları, ona göre bir tercih yapmaları son derece önemli. Eskiden sadece şey vardı, yani üniversiteyi kazanmak, bir yere kapak atmak yeterliydi. Böyle düşündüm. Ama şimdi öyle değildir. Çok farklı. Onun için biraz daha esnek öğretilerin olabildiği, daha iyi hazırlayan, müfredat anlamında çok iyi olan fakülteler ve üniversitelere ihtiyaç var. Hocam siz biliyorum biraz daha akademik boyuta geçeceksiniz ama onun öncesinde bir genel toparlayalım. Şöyle bir, tabii ki. Çünkü bizim izleyicilerimizin birçoğu da Türkiye'den bize ulaşıyorlar ve Türkiye'den sorularını çok soruyorlar. Tabii ki Kıbrıs'tan da çok var ama şöyle bir genelden özele doğru gidecek olursak. Öncelikle Rauf Raif Denktaş Üniversitesi kaç yıl oldu hocam kurulalı? Yaklaşık? Şu anda ben 5 yıl oldu. 5 yıl falan 5. yılımıza 1 Eylül'de ben kendim gireceğim. Son 2 yıldır ÖSYM kitapçığında. Evet. ÖSYM kitapçığında olmak ne demekti? Tüm arkadaşlarımıza, adaylarımıza söyleyelim. Eğer ÖSYM kitapçığında bulunuyorsa bir üniversite, ona bağlı fakülte ve ona bağlı bölüm ya da programlar mutlaka bu Yüksek Öğretim Kurulu'nun denklik çerçevesi içerisinde olduğunu gösterirdi bize. Yani eğer siz kılavuzun içerisinde görüyorsanız ki bir üniversitenin bir bölümü var, daha bunun denkliği var mıdır yok mudur diye sormaya hiç gerek yoktur. Ve özellikle Kuzey Kıbrıs'taki hemen hemen tüm üniversitelerin neredeyse çok büyük bölümü, %90 diyebilirim, tabii bir istatistik değil ama çok büyük bir bölümü Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın her yıl yayınladığı yerleştirme kılavuzunda bu bölümleri görebilirsiniz. Bu da her zaman akreditasyonu, daha doğrusu YÖK uyumunun olduğunu gösterir. Ve hatta birçok bölümümüz için YÖK denkliğine bile ihtiyaç yoktur. Yani buradan aldığınız diplomayla direkt Türkiye'de herhangi bir kurum ya da kuruluşa başvurabilirsiniz. Bazı bölümler için şey isteniyor, denklik belgesi isteniyor ama denklik belgesi şöyle, sadece buradan aldığınız bazı evrakları götürerek denkliğini alıyorsunuz. Başka herhangi bir sınav vesaire herhangi bir şey yok. Bunu özellikle altını çizelim. Yani eğer o ÖSYM kılavuzunun içerisinde bölümü gördüyseniz ayrıca daha sonra bir zorlukla karşılaşır mıyım diye aklınızda hiçbir kötü düşünce olmasın diye özellikle söylemek istiyorum. Evet hocam, Rauf Raif Denktaş Üniversitesi 5 yıl önce kuruldu. Şu anda son 2 yıldır da kitapçıkta yeri var. Mevcut. Bu da Türkiye'den seçim yapılabileceği anlamına gelir. Evet. Birazcık şeyden bahsedelim. Fiziki durumundan nerededir tam olarak? Şehir üniversitesi bildiğim kadarıyla. Evet. Büyük bir kampüs yok ama bir şehir üniversitesi, kent üniversitesi olarak geçiyor. Biraz ondan bahsedelim. Surlar içi bizim için çok büyük önem arz eder. Üniversite için. Daha önce eski hastane olan İngiliz döneminden kalma Türk Bankası binasının, bugün yenilenen Türk Bankası'nın arkasındaki sarı binadır. Hı hı. Onun yanında ofisin üzerindeki ofislerimiz mevcut. Dershane İkili Taş bölgesi. Doğru evet mu? Evet aynen. Yani bildiğimiz Lefkoşa'nın en merkezi, en göbek noktası. Evet evet. Çok eskilerden biri. Meşhur dikilmiş zaten saray. Amaçlardan bir tanesi de hem surlar için canlandırmak, insanlarımızı oraya çekebilmek, potansiyeli artırmak, hem iş sahiplerine verim sağlamak, hı-hı, hem de insanları, kültürleri orada kaynaştırmak. Evet.
Çok güzel. Kampüsümüz peki, bu. Şimdi bir de dedik ki şeyden tanıyarak gelelim böyle. Bir misyon amacıyla, bir vizyonu olarak mutlaka oluştu bu Rauf Raif Denktaş Üniversitesi'nde. İsmi de çok önemli. Çok yani çok önemli. Kıbrıs Türkiye için en önemli iki kurucudan biri diyelim. Ya da işte toplum önderi diyelim. Denktaş için neler söylemek icap eder ama ne söylesek az. Azdır, evet. Çünkü bu kesinlikle bu davaya hayatını adamış büyük bir lider. Tabii burada kendisini iade etmekten gurur duyuyorum. Ruhu şad olsun, büyük bir lider. Bu isim altında böyle bir müessesede görev yapmak çok önemli, bir daha büyük bir onur benim için. Büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bunu da gerçekleştirmek ve en iyi şekilde katkılarımı koymak en büyük görevimdir diye düşünüyorum. Evet. Peki vizyon, misyon dersek ne için kuruldu? Şimdi esas vizyonumuz bizim ve misyonumuz kaliteli eğitim sağlamaktır. Öncelikle hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında araştırma etkisiyle tanınan, toplumda etkileşim düzeyinin artmasını sağlayan, bölgemizde saygın ve tercih edilen bir üniversite haline getirmektir esas vizyonumuz. Değerlerimiz ise mükemmellik, sürekli yeniliklere ve iyileştirmelere açık olmak, öğrenci odaklı eğitim vermek, dürüstlük, uygunluk ilkelerimizden ödün vermemektir. Değerlerimiz bunlar, vizyonumuz, misyonumuz bu. Bu değerleri ve misyonumuzu ortaya koyan ise programlarımızın içeriğidir. Az önce de bahsetmiştim, programlarımızı iç ve dış paydaşlarla ve uzman kişilerle istişare ederek oluşturduk. Ve programlarımızı az önce bahsettiğimiz Avrupa'nın yeterlilik çerçevesine uyum sağlayarak uygulamaya koyduk. Ve dediğim gibi 2 yıl sonra bunun meyvelerini aldık. Hem YÖK onayı hem de FİBA. Yalnız şuraya da bir şeye vurgu yapmak istiyorum. YÖK çok önemli bizim için. Neden önemli? 9 ve 10 Mart 2023 tarihinde YÖDAK himayelerinde düzenlenen Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Çalıştayına katıldım. Ben ve rektörümüz. Orada sorulan sorulardan bir tanesi neydi efendim o soru? Şuydu. Ona değinmeden geçmek istemiyorum. Çünkü bana göre çok önemlidir bu soru. Üniversitelerde devam eden faaliyetlerin kalite güvencesi açısından dış değerlendirmesi nasıl sağlanacaktır? Şimdi burada esas olan nedir? YÖK ne yaptı bu konuda? YÖK'ün yaptığı 2547 sayılı, buradan okumak istiyorum onu çünkü çok önemlidir. YÖK kanunu ile 2809 sayılı YÖK Teşkilat Kanunu yayınlanarak yapılandırmış ve üniversiteler arası kurulu kurmuştur. Evet. Türk yüksek öğretim yapısı Bologna sürecinde öngörülen 3 düzeyli yani lisans, yüksek lisans ve doktora sistemine uyum sağlamıştır. Bir diğer... Lisans yok mu hocam orada? Var. Şimdi ona da atıfta bulunacağım. Ayrıca her iki olarak nitelendiren kısa düzey ve 5. düzey dediğimiz Avrupa yeterlilik çerçevesini de yürürlüğe koymuştur. Nedir bu? Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini de kapsayacak şekilde 4 düzey ile tanımlamıştır. Yani YÖK bizim için görüyoruz ki onlar da bunu önemsemiş. Avrupa yeterlilik çerçevesinin önemini bize burada atıfta bulunmuş. Ve o yüzden ben o günkü toplantıda da şunu demişim. O soruda şunu söylemiştim. Türk yüksek öğretim sisteminin mevcut yapısı Bologna sürecinden sonra 3 düzeyli sistemden her iki Avrupa düzeyi yeterli çerçevesinde öngörülen ve ara yeterliler olarak nitelendiren kısa düzey ve 5. düzey sistemi önemli olduğunu vurguladım. Diğer yandan da Türk yüksek öğretim sisteminin yapılandırılmasında ve düzenlenmesi ve yürütmesinde Avrupa yeterlilik çerçevesinin önemli bir rol aldığını
ve Kakadece Üniversitelerinde bundan vazgeçmemesi gerektiğini vurguladım. Çok güzel. Bu çok önemliydi bu soru. Polonya sürecine biz adapte olalım ve devam edelim şeklinde bir... Ya, evet. Buraya kadar çok güzel hocam. Tabii Polonya sürecine herhalde devam ediyor şu anda. Biraz evet. Sekteye uğradı gibi ama son zamanlarda yine devam ediyor. Fakat şeyi de unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz hocam. Yani sadece şekil itibariyle Polonya sürecine katılmak ya da öğrenciye verdiğiniz müfredatlar çerçevesinde çıktılar sağlamak ya da sizin programınızın belli çıktılarının öğrencinin ya da adayın çıktılarıyla örtüşmesini sağlamak, asıl amaçlar bunlar olmalıyken bazen şeklen yapılan ve şeklen konulan durumlar sanki daha ön plana çıkıyor, ön plana geçiyor ve buraya dikkat etmemiz gerekir. Kesinlikle. Çünkü önce insan, önce öğrenci, önce aday, önce sizin ona vermek istediğiniz şeyler, daha sonra şekil. Ama Bologna sürecinde biraz daha fazla üniversiteler sanki şekle itibar ederek, evet. Yani madem kriterler ve sistem böyle, biz ona uyalım, hatta ders içeriğimiz uymuyorsa bile uymuş gibi gösterelim diyerek bazı çabalarda bulunuyorlar. Bu da gözden kaçmıyor hepimiz. Şimdi çok haklısınız bu konuda. Biz ne yaptık bu konuda? Ders çıktılarıyla... Hı hı. Her dersin çıktıları ile program çıktılarının örtüşmesi gerekir. Hı hı. Günün sonunda bir haritalama yaptık ve her dersin program öğrenim çıktılarına atıfta hangilerine atıfta bulunduğunu haritaladık. Hı. İşte burada bu önem arz eder. Hı. Ve Avrupa Birliği yeterlilik çerçevesinin program çıktılarını tamamıyla her dersin çıktısına adapte ederek bir haritalama yaptık. Şimdi bunun değerlendirmesi nasıl yapılır? Şimdi her kursun bir içeriği var, hı hı. özelliği var ve raporu hazırlanır. Ders hı hı. Yarı yılın sonunda. Biz buna kurs raporu deriz. Hı hı. Kurs raporunda öğrenim çıktılarının yapılıp yapılmadığı orada belirtilir. Ayrıyeten öğrencilerin aldığı puanların dağılımı gösterilir ve değerlendirmelerin içerisinde de yani bu program çıktılarının öğrenmek açısından da anket düzenliyoruz hmm. öğrencilerle. Hmm. Öğrencilerden anketlerle cevaplar alıyoruz ve bunu 4 üzerinden değerlendirmeye sokuyoruz. Hmm. Ayrıca eğitimin kalitesini ölçmek açısından da hı hı. Fakülte içerisinde de fakülteler içerisinde de kendi öğretmenlerimizle de ya da akademisyenlerimizle de anket yaptırıyoruz. Bunlar yani, bizim için önemli. Çünkü kalite güvencesinin değerlendirmesinin arkasında bu yaptıklarımız çok önem arz eder. Çok bir önemli. Diğeri ise kalite kurulunun olması. Şimdi o okul, gün okul içerisinde tabii ki. Şimdi kalite kurulu yapılanların denetimini olması gerekenleri veya olmaması gerekenleri tartışır ve senatoya sunar. Fakülte içerisindeki kurullar da bunu tartışır ve en son nihai kararı senatoya yollar. Yani bu çalışmayı yapıyoruz ve önemlidir kalite kurulunun olması her üniversitede. Hatta o günkü Çalıştay'da ben buna vurgu yapmıştım ve dedim ki önemlidir. Yasallaşsa bile veya yasallaşmasa bile her üniversitede kalite kurulu olması gerekir. Hı hı. Kendisi bunu üstlenmeli, kurmalı. Aynen. Bir iç denetim, öz çek yani bütün bunların yapılması gerekir. Yapılması gerekir. Yani kalite güvencesinin siz haritalamayı yaparsınız ama bunu nasıl denetleyeceksiniz? Kim denetleyecek bunu? Hı hı. İşte orada kalite kurulunun önemi büyük arz eder, devreye girer. Evet. O yüzden bu da önemlidir evet, denetim açısından. Biraz daha güncele de biraz daha şeye dönelim. Fazla akademik sohbet oldu. Peki. Çok güzel, bilgiler harika. Hiç ona diyecek yok. Şimdi hocam, ekonomi fakültesi, işletme fakültesi, iktisadi idari bilimler, bütün bunlar son zamanlarda bundan bir 10 sene öncesine baktığınızda gerçekten çok popüler bölümlerdi işte ekonomi, iktisadi idari bilimler, işletme falan. Son zamanlarda biraz böyle baktığımızda sanki
aslında bütün fakültelerin ve programların puanlarında azalma, böyle bir isteksizlik var galiba bütün öğrencilerde. Galiba o da arzın çok olmasıyla ilgili. Olabilir. Çok olunca tabii ki insanlar biraz daha geri durabiliyorlar. İstediğim zaman ulaşabileceğim bir yer diye düşünüyor mesela. Ama her fakülte, her birim bunun sorumluluğunu üzerine almalı ve buna göre bir program yapmalı. Mesela işletme fakültesinde ya da ekonomiyi ya da işte bu fakülteye bağlı bölümlerinizde öğrenci sayısını artırmak ya da ilgiyi artırabilmek için bu çalışmaların dışında neler var? Mesela bana göre aslında ekonomi, iktisat, bankacılık, finans, bütün bu bölümlerin aslında insanoğlu var oldukça devam ediyor olması lazım. Yani nasıl inşaattan vazgeçemezsiniz? Nasıl hemşirelikten, tıptan, dişten, eczacılıktan vazgeçemezsiniz, değil mi? Evet. Bunlar çünkü insanoğlunun yaşamını sürdürdüğü, idame ettiği her yerde zorunlu olarak olması gereken faaliyetlerdir. Aslında ekonomi ve işletme de böyle bir bölüm ama son zamanlarda biraz tercihlerde düştüğünü görüyoruz. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Canlandırmak için herhangi bir proje, plan var mı? Şimdi biz öğrencilerimizi nasıl ikna edebiliriz? Ekonomi, işletme ve diğer programlarımızı seçsin. Bizim öğrenciye verdiğimiz değer çok önemlidir burada. Nedir verdiğimiz değere? Bu mezun yapacağımız kişilerin hem ulusal hem de uluslararası arenada veya piyasalarda kolay iş alabilmesini sağlamaktır. Hı hı. Nedir efendim? İşte disiplinler arası ders çalışma ve çünkü yapılan düzenleme, kurikulum dediğimiz müfredat üçüncü ve dördüncü senede, yani ikinci seneden sonra diğer bölümlerden de disiplinler arası dersler veriliyor. Özellikle işte matematik, bilgisayar, finans, diğer fakültelerden ve kendi programlarımız içerisinden de dersler olanağını sağlıyoruz. Bir diğeri de didaktik yönü önemli bunun. Bir öğrenci eğer işletme dersi alıyorsa yanında finansı da veriyoruz ki hem teoriyi öğrensin, o öğrendiği teoriyi de pratiğe yani uygulaması yap. İşte bunları öğrencilerimize anlatıyoruz. Programımız zaten bunu söylüyor dersler bazında. Bunu gören öğrenci bence geri durmamalı yani. Evet. Çünkü bilecek ki günün sonunda hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda iş olanağını alabilecek. Kaldı ki bizim vereceğimiz mezun öğrencilerimize FİBA akreditasyonu vardır ki dünyaca ünlüdür. Bu da bir özelliktir. Öğrenciyi cezbetme açısından. Evet. Peki staj imkanı var mı hocam? Var. Şimdi geçen dönem değil bir evvelki dönem mezun verdik. Seçenek verdik. Dedik ki staj yapılacaktır 7. dönemde. Zorunlu. Zorunlu. Fakat biz ondan vazgeçtik. Niçin? Yok ki vazgeçtik. Hala vardır staj. Fakat biz proje sunduk. Dedik ki bitirme projesi yapacaksınız 8. dönemde. Bunu uyguladık ve başardık. Bir öneriydi bize FİBA'dan zaten bu. Bunu da yürürlüğe koyduk. Artık müfredatımızda bitirme projesi var. Yani mezuniyet safhasına, mezuniyet safhasına geldiği zaman o projeyi bitirmezse mezun olamaz. Çok güzel. Ben ama şeye çok önem veriyorum. Özür dilerim, ben biraz vurdum şeye. Şeye çok önem veriyorum hocam. Yani dediğiniz hani teorikte alınan eğitimin pratikte mutlaka uygulanması gerektiğine. Çünkü insanoğlu ömür boyu okumuyor. Yani bir 4 senenizi buraya veriyorsunuz ama daha sonrasında mutlaka çıkıyorsunuz alana. Yani aslında üniversitelerde ya da programlarda aldığınız teorik eğitimlerin bir yerde sağlamasının görülebileceği alanlara çıkıyorsunuz. Kesinlikle. Alanla uyumlu olabilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Hatta bu biz de kendi içimizde, ben de bir üniversitede olduğum için üniversitede böyle yaptığımız araştırmalar ve gözlemlerde hep şunu görüyoruz. Bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin çok iyi yerlerde olanlarıyla bağlantıya geçtiğimizde bakıyoruz ki o iyi yerde olanların büyük bir çoğunluğu mutlaka üniversitenin içerisinde çok faal görevler almış okurken. Evet. Ya televizyonlarda ya radyolarda çalışmış.
ya bilgisayar donanımı olan laboratuvarlarda görev almış, ya bildiğimiz sağlık alanında mutlaka tecrübeleri olan arkadaşlarımız çok iyi yerlere geliyorlar. Diğerlerine biraz daha böyle bir çekingenlik, acaba neresinden başlayacağız, neresinden tutacağız biz bu işin diye bir böyle sıkılganlıkla birlikte zaman kaybı da olmakta. Onun için hani göç gide gide düzülür diye bir söz var ya, evet, üniversitenin evet. içerisinde bu imkanları üniversitede sağlamalı. Örneğin işte bankacılık eğer eğitimi veriyorsanız ya da finans eğitimi veriyorsanız ülkenin belki sayısını bilmiyorum ama 30'un üzerinde veya 20'nin üzerinde çok rahat bankası var. Bunlarla anlaşmalar yapılabilir. Öğrencilerin işte son dönemini, belki son bir yılını. Hatta Avrupa'da öyle uygulamalar var ki ikinci sınıftan sonra direkt alanda çalışıyor üniversite eğitimi alan insanlar. Evet. Belki bir yılını, belki bir dönemini buralarda geçirme imkanını kavuşturmak lazım öğrencilere. Evet. Ne dersiniz? Doğru bir görüş, yaklaşım. Biz bunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 35 öğrencimize iş olanağı da eğitim alırken biz de iş olanağı da yarattık. Özel bir bölüm kurduk. Bir koordinatör nezdinde Servet Hanım bu işi yürüten akademisyenimiz çok başarılı olmuş bu yönde. Bu da bir artı getirdi. Çünkü öğrenci hem çalışarak hem de eğitim alarak öğrendiklerini uygulayabilme yeteneğini kazanmıştır. Bir artıdır. Evet, dediğiniz de doğrudur. Biz bunu yapıyoruz zaten. Yani çok da başarılı olduk. Ve bu çaba birçok öğrencinin de bize gelmesine, bizde eğitim almasına da olanak sağlamıştır. Artı bir olanak. Özellikle. Bunun içerisinde çalışma imkanları... Birkaç öğrencimize var. Onları da yaptık. İşte asistanlık gibi. Cüzi bir ücretle. Rektörümüz bu konuda size daha çok bilgi verecektir. Ama var. Onu da yapıyoruz. Evet. Peki. Barınma olanakları ile ilgili Türkiye'den gelecek olan öğrenciler için, gerçi çok merkezi bir noktada olduğu için birçok yerde belki şey yapabilir ama yurtlar galiba yok bildiğim kadarıyla, var mı? Var efendim, var yurtlar mı? Var. Kaymaklı bölgesinde var, surlar içinde var. Tam güzel. Onun detayını bilmiyorum çünkü onunla ilgili genel sekreterimiz ilgilendiği için. Tabii. Pek o, ama yurtlarımız ama var. Duyuyoruz, vardır, yurtlarımız vardır. Peki hocam, üniversitemizde öğretim içeriği neleri kapsıyor? Daha doğrusu sizin fakültenizle ilgili olabilir ya da nasıl uygulamalar yapılıyor? Birazcık ondan bahsedelim. Tabii yani bizim için kalite güvencesi ve belgelendirme önemlidir. Bunu belgelendirmek için işte ders ve fakülte değerlendirmesi, ders raporunun tamamlanması ki biz buna course report diyoruz. Yani bir akademisyenimiz, diğer bir deyişle instruktörümüz dersi bitirdikten sonra bir kurs raporu hazırlar. O kurs raporunda öğrencilerin neler öğrendiği ve not dağılımı o sınıfın o şekilde bir kurs raporu. Dönem sonu için. Dönem sonu olur. Dönem başında tabii ne yapıyoruz? Kursun içeriğini öğrenciye tanıtıyoruz ilk derste. Bunu söylemek zorundayız çünkü... Hocam özür dilerim, kurs derken dersten mi bahsediyorum? Dersten bahsediyorum, modülden bahsediyorum. Yani kurs dediğimiz, kurs kullanılır zaten. Evet, Türkçe'de de. Yani biz önce dersi tanıtırız. Ayrıca üniversitenin kendi içinde kursları var da onun evet. için soruyorum. Ha, o açıdan şey ettiniz, tamam. Yani. Ders diyorum, yani modül değilim daha doğrusu. Dijital var mı hocam, dijital eğitim var mı? Dijital eğitime daha bir öğrencim var şu anda. Yani bunu söylemek iyi değil ama artacağını düşünüyorum. Müfredatın hazır olduğunu biliyorum. Fakat şu anda pek fazla öğrencimiz yok o bölümde. Turizm de var, diğer programlarımız da var. Ama dijital eğitimde daha programda daha öğrencimiz pek yok. Bir öğrencimiz var. Müfredat aynı. Yalnız 3. ve 4. yılda değişime bazı dersler değişir. Onu da belirteyim buradan. Şimdi sorunuza gelecek olursak, evet. Öğretim içeriği neleri kapsar, nasıl uygulanır? Bizim önce mantık, sonra kavramsal tutarlılık bekliyoruz. Nedir bu efendim? Program, dersler ve müfredat.
8 yarı yılımız var. 240 AKTS derecesi kredisi var. Her kurs müfredatı, yani her modül müfredatı program yeterlilik hedeflerine ulaşmak için hazırlanmıştır, tasarlanmıştır. Az önce de belirtmiştik, haritalama tablolarımız vardır. Her ders için, modül için. Bu tablolar her dersin yeterlilik standartına nasıl ulaşacağını belirtir. Bir diğeri ise programın gerekçesi. Nedir gerekçesi efendim? Bilgi, beceri ve yeteneklerini kazandırmak. Yeterlilik hedeflerine ulaşabilmek için programın öğrenim çıktılarına ulaşmasını sağlamak. Teori ve kavram ve modüller, modeller konusunda bilgili olmalarını sağlamaktır. Bir diğeri ise teori ve pratiği birleştirmek ki az önce örnek vermiştim. İşletme dersi alan bir öğrencimiz yanında finansı da alacak ki o öğrendiği teoriyi uygulamaya geçirsin. Mesela bir tablo yapar ama onun analizini nasıl yapacak? Hı hı. Onu öğrenir. Daha da olayın içerisinde yani profesyonellerle çalışmak, bizzat işin içerisinde olmak. Zaten bunu öğrendiği zaman az önce demiştik ya stajda bunu uygulama yeteneğini, o fırsatını yakalıyor. Bu bir güzel örnektir, güzel fırsattır. Diğeri ise bitirme projesinde bu öğrendiklerini uygulama safhasında orada projeyi gerçekleştirerek gösterebilir. Yani onu görebileceğiz biz. Jüriye. Her bölümde aslında stajı olmalı bence. Yani hiç staj olmayacak, olamayacak bölümün de olduğunu düşünmüyorum ben. Kesinlikle. Her bölümde staj yapabilirsiniz. Staj ve bitirme projesi bizim için artık olmazsa olmazdır, önemlidir. Ve aslında Kıbrıs kendi içerisinde aslında yapılanmasına bakıldığı zaman da Sayın Hocam, hemen her programın sonrasında staj yapabileceği, bu işi alanda bizzat uygulayabileceği bölümlerimiz var. Yani mesela turizm derseniz inanılmaz derecede turizme açık bir. Zaten turizm ülkesiyiz zaten. Turizm ülkesi. Eğitim derseniz eğitim var. Öyle ya da böyle küçük ufak tefek de olsa sanayi bir parça var. Onun dışında işletmeler, bankalar hemen hemen eksik bir şey yok yani. Yok. Sağlıkla ilgili derseniz çok belki altyapısı çok muhteşem değil ama sayı olarak oldukça fazla. Evet. Yani birçok imkan var ama nedense biz öğrencileri böyle o şeylerin içerisinde çalışırken çok göremiyoruz. Keşke görebilsek. Bir turizm de son derece iyi gidiyor. Şimdi o konuya girecek olursak ben şunu söyleyebilirim. Ben her zaman söylüyorum, politikalar üretiniz. Bizi yönetenlere bunu hep söylemişimdir. Ama siyasi politika değil, ekonomik politikalar üretmek gerekir. Buradaki öğrenciyi cezbetip kalmayı, burada iş almayı, burada o verimini göstermesini sağlamamız gerekir. Bu da bizi yöneten insanlarımıza düşer. Özellikle bakanlıklarımız, özellikle ekonominin nasıl çark edeceği, bu ülkenin girdisi çıktısı, bu çok önemlidir. Ekonomi iyi değilse... Tek ayaklı değil. Sadece üniversitelere bağlanamaz. Bağlanamaz. Yani genel bir şey söylüyorum. Zaten makroekonomik... Işte hocam sizlersiniz. Yani fikirleri verecek olan sizlersiniz. Üniversitelerin içerisindeki insanlar, profesyoneller. Yani ben mesela birçok yerde, bakın kendi alanımla ilgili söyleyeyim. İletişimle ilgiliyiz biz. Yani üniversitemizde iletişim fakültesindeyiz. Mesela radyolar, televizyonlar, gazeteler, dijital gazeteler, konvansiyonel gazeteler hemen herkes çalışacak insan arar. Bakın bugün gidin hangi gazetenin kapısını çalarsanız çalın ya da dijital medyanın der ki elemana ihtiyacım var. Öğrencilere bakarsınız çoğu gelir der ki ya çalışmak istiyorum ama nasıl yapalım hocam var mıdır bir iş vesaire. Şimdi bu ikisini buluşturduğumuz zaman şöyle bir sıkıntı çıkıyor, memnuniyetsizlik ve işin ekonomik bölümü çıkıyor. Evet. Sevgili Mustafa, buna bir şey daha ekleyeyim ben. Çünkü çok önemlidir. Bugün kolejlere giderseniz ekonomi hocası yoktur. Yeni mezun olan bir iki tane bulursunuz. Oraya yurt dışına gidip de okuyan geri gelmiyor. Bu da bir sıkıntıdır. Bir cezbetme, yani bir o mezun olan kişiyi buraya getirmek önemli. İnanın ki bugün kolejlerde işletme ve ekonomi hocası bulmak çok zor. Yok. Sıkıntılı.
Bunu nasıl siz ileriye götürebileceksiniz de üniversitede, buradaki üniversitede işletme ekonomi okusun? Şimdi hocası yoksa altyapıyı alamayacaktır gelsin. Evet, evet doğru. Bu da bir eksi handikaptır. O yüzden bununla ilgili bir politika üretilmesi gerekir. Dediğiniz gibi biraz daha büyük düşünmekte fayda var. Kesinlikle. Genel olarak ne yapmamız gerektiği. Yani Türkiye'de de böyle çok garip şeyler var. Daha yeni yeni tarımda öngörülebilirlik diye bir durum düşünüyorlar. Yani önümüzdeki yıl ne eksek diye. Yani 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu düşünmek 2023'e kaldıysa vay başımıza. Yani Tarım Bakanı'nın açıklaması var. Önümüzdeki yıllarda ne ekileceğini artık bugünden bakmamız lazım falan diye. Neyse yani öngörülebilirlik önemli. Diğer bir değerlendirmemiz de yani programın üniversitemizin öğretim içeriği neleri kapsa ve nasıl uygular? En son ise etik yönleri düşünmek. Yani sosyal sorumluluk ve iş etiğinin önemini öğrenciye kavratmak gerekir. Bunu söylemek lazım. Yani bir işletmede çalışırken nasıl davranılmalı? Zaten derslerimizden bir tanesidir. Çok önemli hocam. Tabii ki. Programın ilk başında hatırlarsanız sorum oydu aslında. Yani biraz ahlaki, biraz etik, biraz sosyal hayatın içerisinde, toplumun içerisindeki birey, davranış biçimi. Mesela eskiden vatandaşlık dersi vardı. Ne kadar güzel bir dersti aslında. Orada çok önemli hasletleri öğreniyorduk. Kesinlikle. İnsanlar. Ahlak nedir onu öğreniyorduk yani. Yani biz öğrencilerimizin çoğu yabancı. Tabii Türkiye'den gelecek olan İngilizce eğitimi verdiğimiz için onlar da bunu görecektir. Derslerimizden bir tanesi de sosyal sorumluluk ve etiktir. Ne kadar önemli. Çok önemlidir. İşletmelerde çalışırken işte diskriminasyonun olmaması, herkesin katılımcı olması, her şeye karşılıklı sevgi saygının olması. Çalışması belki. Kesinlikle. Yani bunlar önemlidir. Bunları zaten ekonomi işletme derslerinde biz anlatıyoruz öğrencilerimize. O yüzden etik yönleri düşünmek ve sosyal sorumluluk ve etiğin önemini öğretiyoruz öğrencimize. Bu da bizim için önemlidir eğitimde. Diğeri ise felsefemiz, az önce programımızın başında da belirtmiştim. Biz uluslararası standartlarda sürdürülebilir, yüksek kaliteli eğitim sunmak istiyoruz. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Zaten ikinci yılımızda dediğim gibi bunu kanıtladık FİBA'yı alarak. Çalışma programlarımızı uluslararası dilde veriyoruz, İngilizce. Bunun yanında yabancı dil olarak da Türkçe'yi veriyoruz yabancı öğrencilerimize. Ders ana hatları uluslararası konuları dikkate alır. Amaç budur. Hedefler ve genel öğrenim çıktıları altı doğrusunda belirtilir. Öğrencilerimizin uluslararası istihdam sağlamaları için farklı programlardan ders aldığımıza vurgu yaptım. Buna biz çok önem veriyoruz. Felsefemizin bir parçasıdır. Bir diğeri ise başarılı iş insanı olmak isteyen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Yani bizim programlarımızın fakültemizde ve diğer fakültelerde esas amaç budur. Aslında eğitim evrenseldir. 5 ana temel unsurunu az önce de hocam bahsettim. Hocam başarının içerisinde etik kurallara ve ahlaka da bulun. Kesinlikle. Çok önemli. İş insanı yetiştirmeye de mutlaka ekleyin hocam. Çok tabii ki. Çok önemli. Biz bu, dediğim gibi yani biz buna önem veriyoruz. Derslerimizde anlatıyoruz. Sadece birinci yılda değil. Çünkü bizim birbirini tamamlayan derslerimiz var. Mesela işletme 1, işletme 2. 101-102 gibi prerequisittirler. Birbirini tamamlayandır. Ve arka arkaya ayrıyeten etik ve sorumluluk dersi var. İşletme kurikulumumuzda. Bu da önemlidir diye söyleyebilirim. Evet hocam. Son 4-5 dakikamız. İsterseniz onu da hızlı hızlı birkaç sorum olsun. Tabii ki. Cevaplayabildiğimiz ölçüde gidelim. Tabii buyurun. Sorumuz birikti. Mesela dedik ki öncelikle yüzdelik olarak dağılımı olursa belki orantısal olarak ne kadar üçüncü ülkelerden, ne kadar Kıbrıs ve Türkiye'den öğrencimiz var? Şimdi öğrencimiz Türkiye'den bu sene işte 28 kayıt var. Geçen sene kendi bölümümde ve verdiğim derste 6 öğrencim vardı Türkiye'den.
Diğer bölümde, çoğunlukla yabancı galiba. Çoğunlukla yabancı, üçüncü ülkelerdendir öğrencilerimiz. Şu anda 650 kayıtlı devam eden öğrencimiz var. Bu dönem ve bir evvelki dönem hariç. Hı hı. 650 öğrencimiz var. Ve dediğim gibi yeni bir üniversite. Siz sadece fakültenize ait mi yoksa okulun tümü mü? Yok, ben fakülteden fakülte bahsediyorum. Hı. Yani yok, 650 öğrenci tümünde. Geçen dönem, yani fall döneminde, güz döneminde 288 öğrencimiz tamamladı programımızı, 386 öğrenciden. Yani burada da çıktısı var. O kadar hocam, hiç ayrıntıya gerek yok. Yok, çıktısı var burada zaten. Öğrencilerin lisansı bitirmeleri durumunda yüksek lisans, master ya da doktora imkanları var mı? Evet. Çok kısaca ondan bahsedelim. Tabii ki. Hem İngilizce hem de Türkçesi var. İşletme program masteri. Şu anda yaklaşık 11-12 öğrencimiz var. İngilizce master, işletme bölümünde. 3 öğrencimiz de Türkçe'de var. Çalışandırlar, Türkçe'de olanlar. Kıbrıslı menşeili. Geçen bir dönem değil, bir evvelki dönem başlamıştık master'e. Gayet de başarılı gidiyor. Hukuk fakültesi vardı değil mi hocam? Evet, evet. O yine ÖSYM kitapçığında yer alıyor. Yani denkliği kesin, var. Evet. Orada da bir problem yok. Peki. Hocam ben teşekkür ederim. Sorabileceklerimin hemen hepsini sordum. Varsa sizin eklemek istediğiniz 1-2 dakikalık zamanımız var. İsterseniz tabii, onları ekleyin. Ben tabii programın başında teşekkür etmeyi heyecandan olsa gerek. Ben davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şunu söyleyebilirim. Rauf Denktaş Üniversitesi bence geleceğin en büyük üniversiteleri olma yolunda adımlar atmak üzere hazırlıklarını yapmıştır. Sırasıyla mimarlık, sonra bilgisayar iş bölümünün akreditasyonunu alarak daha da büyüyeceğine inanıyorum. Bir kampüs düşüncesi var mı? O konuda bilginiz pek bilgim yok ama bir çalışma olduğunu duyumladım ama ne kadar gerçekçiydi bilemiyorum. Onu rektörümüz daha iyi bilir. Ben sadece kendi fakültemle ilgili. Çok teşekkür ederiz. Hem kendi fakültenizle ilgili hem okulla ilgili çok güzel bilgiler aldık. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Avcı'nınla beraberdik. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Tekrar buluşmak dileğiyle. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, Rauf Denktaş Üniversitesi'nden konuğumdu. Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Avcı'nınla güzel bir sohbet yaptık. Hem işin biraz felsefi yönünü, biraz ahlaki boyutunu da tartışmaya çalıştık. Daha doğrusu fikirlerimizi söylemeye çalıştık. Umarım güzel bir program olmuştur. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.